Her ikisinin tanısı da tedavisi de farklıdır. Ve gariptir ki her ikisi de birbirine başlangıçta benzer. Ve bu benzerlikten dolayı çok sık karıştırılır. Ama doğru yerlerde bu ayrım yapılabilmektedir. Eğer hemanjiyomsa temel prensip bunun en azından hemanjiyomların bir insanın doğup büyüyüp ölmesi gibi bir süreç izler. Hemanjiyomlar da onun için ilk erken dönemde bir yaşa kadar hızlıca büyür, bir plato çizmeye başlar ve maksimum 10-11 yaşlarına kadar eğer hemanjiyomsa %90'ın üstündeki bir grubu bunların kendiliğinden involüsyona uğradığı dediğimiz gerileyerek yok olup ve kaybolabilirler. Oysa vasküler malformasyonların böyle bir döngüsü yoktur. O var olduğu sürece büyüyebilir ama kendiliğinden kaybolması dediğimiz, yok olması dediğimiz bir olay vasküler malformasyonlar için söz konusu değildir. Ve bundan dolayıdır ki erken dönemde hemanjiyomlarda bir özel neden yok ise müdahale etmemek ve beklemek, hatta invaziv olmayan yani müdahaleci, girişimsel olmayan ilaçtır ya da benzeri gibi yöntemler varsa bunları kulağa tercih edip yapmak, özel bir neden yoksa hiçbir cerrahi işlem yaptırmamak olmalıdır. Fakat vasküler malformasyonlarda ise her ne kadar bir takım ilaç tedavileri yapılabilse bile eninde sonunda az ya da çok bir cerrahi girişim kapısı mutlaka açık oluyor ve bunu göz ardı etmemek lazım. Ve vasküler malformasyonların da beklemenin süreç içerisinde hastaya bir kazanımı olmuyor. Uygun zaman diliminde lezyonun ya da sorunun önemi ve boyutuna göre tedavisi yapılmalıdır. Bu cerrahi olabilir, ilaçla tedavi olabilir. Ama hemanjiyom için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Onu da beklemek esas olmalıdır. Eğer kendiliğinden gerileyecek ve kaybolacaksa gereksiz ve yersiz bir işlem yapmamak adına beklemek daha doğru olabilmektedir. Ama hastanın gözünün önündeyse, işte hayati organlarında, ağzında, genital bölgesindeyse o zaman o özel ek sorunları yol açıyorsa illa beklemek gerekmiyor. Bunun ayrımını da hekim aileyle görüşerek karar verip buna göre bir yeni yol haritası çıkaracaktır. Doğru olan da budur.